Merhaba arkadaşlar, ben Hanife Hoca, kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizden çokça bu konuyla ilgili soru geliyor. Özellikle Instagram'da arkadaşlar bununla ilgili çok yorumlar ve çok sorular geliyor. Dolayısıyla bu konuyu araştırma gereği duydum. Bu konuda çok farklı sesleri yükseliyor. Çok fazla araştırma yaptım arkadaşlar, bayağı zorlandığımı söyleyebilirim. Ek puan tercih yaparken ek puanı kullanacak mıyız bu sene için? Ek puan var mı? Hangi sıralamaya bakacağız? Hangi puanı kullanacağız? Hangi puan türünü kullanacağız? Bunları arkadaşlar araştırdım. Bakalım nedir, ne değildir? Şimdi öncelikle arkadaşlar sınavsız geçiş var mı? Ona bakalım. YÖK tarafından Milli Eğitim Bakanlığı'na sunulan arkadaşlar YÖK kanunu kapsamında öngörülen mezunların sınavsız geçiş kapsamını kaldıracak bir düzenleme daha önce kendilerine getirilmiş. Getirilen düzenleme ile arkadaşlar 2017 yılından itibaren sınavsız geçiş kaldırıldı. Dolayısıyla bu sene sınavsız geçiş hakkı yok. Bu konuyu netleştirmiş olalım. Lisansta ek puan uygulanacak mı arkadaşlar? Yani 4 yıllıklar için ek puan var mı? Yoksa sadece ek puan 2 yıllıklar için mi? Açıklamayı okuyalım. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre lisans programlarına yerleşirken uygulanan ek puan uygulaması sadece 30.03.2012 tarihi itibariyle bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim kurumlarından mezun olan veya belirtilen tarih ve öncesinde öğrenim görmekte olan öğrenciler için arkadaşlar uygulanıyor. Yani ne demek istiyoruz? İlgili ortaöğretim kurumuna 30.03.2012 tarihinden sonra kayıt olan adaylar için lisansa ek puan yok. Yani bu ne demek? Mesela eskiden Anadolu Lisesi gibi arkadaşlar aynı zamanda öğretmen liseleri vardı. Dolayısıyla bir kişi öğretmen olmak isterse buna ek puan veriliyordu. Buna benzer. Veya diyelim ki hemşirelik okuyor. 4 yıllık hemşireliği tamamlamak istediği zaman buna ek puan veriliyordu. Ama 2012 yılından itibaren 4 yıllıklara ek puan verilmiyor arkadaşlar. Burası önemli. 2012'den itibaren kayıt yaptıran öğrencilere, liseye 2012'den itibaren kayıt yaptıran öğrencilere ek puan verilmiyor arkadaşlar. Ön lisans için yani 2 yıllık öğrenciler için arkadaşlar ek puan var. Bu uygulama 2016 yılında kaldırıldı fakat 2017 yılında tekrar geri geldi. Dolayısıyla arkadaşlar meslek lisesi öğrenciler için 2 yıllık bölümlere tercih edecek öğrenciler için ek puan var. Yani ek puan ne kadar diye soracak olursanız arkadaşlar ortaöğretim başarı puanınız önce 0.12 ile çarpılıyor. Sonra ek puan 0.06 ile çarpılarak arkadaşlar toplanıyor. Yani bu ne demek arkadaşlar? Ortaöğretim başarı puanınız size ne kadar geldiyse onun yarısı kadar da ek puan gelecek demektir. Ek puan seni birçok öğrencinin önüne geçirecek arkadaşım. Bu önemli bir mevzu. Nedir hocam yani bunun uygulamada ne demek istiyorsunuz? Bunun uygulaması nedir? Uygulamada bu olay nasıl oluyor diye soracak olursanız. Şimdi bir örnekte ona bakalım. Şimdi şurada bir arkadaşımızın sınav sonuç belgesi var. Kendisi normalde 2 yıllık yani TYT için 245 puan almış. Başarı sırası 920 binlerde. Ama ek puanla 266 olmuş. Buna 21 puan ek puan gelmiş. Ve 225 bine düşmüş. Ama bu düştüğü arkadaşlar şurada sağ tarafı görüyor musunuz? 225.818 bunun ek puanlı öğrenciler arasındaki sıralamadır. Yani bunun genel sıralaması değildir. Buna dikkat edeceğiz. Hocam genel sıralamayı nasıl bulacağız? Şuradaki 266'yı görüyor musun? 266'yı birazdan göstereceğim yığınsal tabloda, tablo 4'e uyarlayarak arkadaşlar yaklaşık sıralamanızı bulacaksınız ve öyle tercih yapacaksınız. Bu arkadaşımız 2012 yılından önce liseye kayıt yaptığı için kendisine ekstradan lisans bölümünü tercih ederse ona ekstradan ek puan gelecek. Yani normalde 283'müş puanı ama 304'e çıkmış. Kendisine ek puan gelerek 304'e çıkmış. Bu 10.999 arkadaşlar lisans öğrencileri arasında ek puanlı lisans öğrencileri arasındaki sıralamadır. Bunlar önemli değil arkadaşlar. Şu başarı sırası var ya
Bu önemli değil. Şuradaki puanınızı alıyorsunuz. 266 ile 304'ü varsa eğer, şurası hesaplansa bile arkadaşlar, eğer siz 2012 yılından sonra liseye kayıt yaptıysanız şurayı kullanamazsınız. Şuradan itibaren şurayı 266'yı kullanacaksınız 2 yıllık bölüm için. 304'ü kullanacaksınız. 2012'den önce liseye kayıt yaptıysanız arkadaşlar kullanacaksınız. Peki bunun karşılığı nedir? 266 ile 304'ü yığınsal tabloya uyarlayalım. Şimdi arkadaşlar yığınsal tabloya baktığımızda bu arkadaşımızın 266 TYT puanı 250 ve 270 arasında bir yere denk geliyor. 250 ve üstü 866 bin, 270 ve üstü 644 bin. Dolayısıyla bu aralıkta 270'e daha yakın olduğu için, yani 644 bin değildi arkadaşlar, 700 bin filandır ortalama bu arkadaşım tahmini aralığını bulacak. Yaklaşık olarak diyecek ki benim 700 bindeyim. O şekilde kendi tahmini aralığını bulacak. Ona göre tercih yapacak. Aynı şekilde lisans öğrencisi olarak kendisi ek puanlı tercih yapmak isterse, sözel öğrencisi olduğu için bakacak. 275 bin ile 176 bin arasında bir yerde, dolayısıyla şurada muhtemelen 310'a yakın olduğu için 200 binlerde filan. O zaman ona göre tercih yapacak arkadaşlar. Yığınsal tabloya uyarlayarak tahmini sıralamanızı bulacaksınız ve ona göre tercihinizi yapacaksınız. Ek puanın geri gelmesi bence güzel bir gelişme arkadaşlar. Umarım bu sene ek puanla meslek lisesindeki öğrencilere bir faydası dokunur ve meslek liselerine bir rağbet olur diyoruz. Ayrıca arkadaşlar ön lisans puanımızla, yani TYT puanımızla geçebileceğimiz bölümleri ben hanifhoca.com web sitemi attım. Oradan indirebilirsiniz. Bahsettiğim tablo arkadaşlar şöyle bir şey. Tablo 3C Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu mezunlarının ek puan ile yerleşebilecekleri ön lisans programları. 34 sayfalık bir program arkadaşlar. 34 sayfalık bir tablo. Bu tabloyu ben hanifhoca.com web sitemi atacağım. Oradan rahatlıkla indirebilirsiniz. Bu şekilde işte bahçecilik var. Yerleşebileceği bölümler bunlara ek puanla yerleşebiliyor arkadaşımız. Bilişim teknolojileri bu şekilde arkadaşlar, hangi bölüme yerleşebileceğiniz, hangi bölüm için ek puan alacağınız tabloda var. Bizi Instagram'dan takip etmek isterseniz MBA Hanife Hoca bizi buradan takip edebilirsiniz arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.